Hey liseliler, ben Kerem, Spectrum Shutterman'a hoş geldiniz. İki bölüm önce sarhoştum, ondan sonraki bölüm nefessiz kaldım. Bakalım bu bölüm başıma ne gelecek. Hadi hep birlikte görelim. SummerSlam, büyük gün. İki tane maçım var. Ama multiple champion olmanın zararlarından bir tanesi de bu. Yeni bir kural koydum. Çünkü ileride eğer main title'da yenersem, yani WWE şampiyonluğunda yenersem ağzıma edilecek. Her pay-per-view'de 3 maç koyacak olacak. Yeni amacım her şampiyonluğu aynı anda tutmak değil de her şampiyonluğu kazanmak. Her şampiyonluğu aynı anda tutmak bonus gibi düşünün. Onu bonus gibi düşünün, tamam mı? Tamam. Okey. onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. İlk olarak büyük ihtimalle kemer maçı bu. Tag team maçı. Yine Cage nedense çok seviyor bu oyun kafes maçı yapmayı. Ondan sonra yine tag team maçı. Bunlardan birisi kemer maçıdır herhalde. Artık ben de bilmiyorum hangisi kemer maçı olacak. Belki de hiçbiri olmaz. Göreceğiz. Diğeri de masa maçıymış. Hadi başlayalım bakalım. Vince beni o kadar SmackDown'a davet etti falan, gittik kaç hafta orada. O ne oldu peki? Ben hala merak ediyordum, yani bana seçim şansı verir diye düşündüm ama bir bakalım belki Rick Flair... Aynen, bir saniye. Okey, az önce Rick Flair'in odasından çıktım. Yani Here Comes the Pain'de menajerin odasına gidip SmackDown'a gitmek istiyorum falan diyebiliyordunuz da. Wrangle. Biliyorum pay-per-view'deyiz, biliyorum önemli maçlarım var. Ama iki tane tag team maçım var yani. Bir tane olsa da yeterli benim için. Ve zaten iki maçtan da daha önemli bir olay var burada arkadaşlar. Kurt Angle'dan revanşımı almak istiyorum. King of the Ring'de beni yendi. Revanşımı alamadım. Maçlarına çıktım, onu kesmeye çalıştım. Her maçını yendi. O yüzden bence daha iyi bir şansım olamazdı. Pay-per-view'deyiz ve şu an sezon modundaki en büyük düşmanım karşımda, bana bakıyor böyle. Ve ayrıca WWE şampiyonu. Bunu da unutmayalım. Undisputed WWE şampiyonu. Eğer onu yenersem bu beni otomatik olarak birinci contender yapıyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu her maçtan daha önemli bence. Böyle çok çalışan bir insan benim gibi çok, yani şu an doluyum. Oo, hadi bakalım. Sahibin kıçını öpmekte çok iyi olmaya başladın Kurt. Ne dedin sen? Bana bir şey mi demeye çalışıyorsun? Ben bir altın madalyonistim. Bu doğru. olabilecek her şeyi yapacağım, yaparım kazanmak için. Sırf benden, yok sırf beni kıskanıyorsun diye bu, pardon, sırf beni kıskanmam, bu bana karşı pis konuşma hakkını elinde vermez. Evet, onurlu ve gururlu bir dil öğrencisi. Sırf beni kıskanmam benim hakkında pis konuşma hakkını vermez sana, tamam mı lanet olası? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Snake! Kurt Angle sattı gitti bizi. Senle sonra hesaplaşacağız Kurt Angle. Kaçtığını sanma yani. Senin de vaktin gelecek. Ve o gün dua edeceksin benden. Durmamı isteyeceksin. Ama ben durmayacağım. Ağzını yüzünü kıracağım. Yanlış anlamayalım şimdi. Tehlikeli şeyler söylüyorum. Çok ilginç çünkü tag team şampiyonlarıyla, şampiyonluklarıyla çıkıyoruz ringe, maça. Bu demek oluyor ki tag team şampiyonlukları harbiden on the line yani. And the challenger
Evet, Challenger diyor abi, olamaz. Cage maçlarını hiç sevmiyorum çünkü ne yapacak? Matt benden önce kaçacak. Ya da bir dakika lan. Tamam. Dudley ya da... Bu kim? Ha, Dudley ya da Jem Storm'un kaçmasına izin vereceğiz. Ondan sonra Matt Hardy ile ikimiz ringin içinde olacağız zaten. Diğerinden yüzünü kırarız, ikimiz birden çıkarız. Bence gayet mantıklı. Okey, Matt'in kaçmasına izin vermeyeceğim bu sefer. Onların takımlarından birisi kaçsın. Aynen, bunu geçen sefer niye yapmadım? Merhaba. Tanıştırayım kendimle. Ben Jeff. Memnun oldum, memnun oldum. Ooo, James Storm lütfen. Abi hala üzülüyorum James Storm'a gitmesine ya, salak. Gitti TNA'ye. Ne güzel, WWE'de takılacaktı, severdim yani, hoşuma gitmişti James Storm. Orada da iyi olurdu yani. Tamam, hani adam bir de şey, yaşlı ya. Ne, 30 yaşlarında falan değil mi? Genç de değil o kadar. O yüzden keşke gelseydi. Yani James Storm'a üzüldüm de en çok üzüldüğüm şey Cash Savino, Chris Hero. Geçen bölümlerde bahsetmiştim o adamdan. NXT 2012'ye bakarsanız arkadaşlar, böyle NXT yeni ciddileştiğinde Cassie Sona falan, William Regal'la manç falan yapmıştı. Abi çok sevmiştim o adamın tipini falan ya. Hareketini falan, favorilerimden bir tanesiydi. Gitme nedeni şuydu. Hani WWE'ye göre vücut tipi yoktu yani. Yeterince kaslı değildi falan, o yüzden hani adapte olamadı falan, o yüzden gitti. Ya dediğim gibi adamın hareketleri, girişi falan, müziği, görüntüsü her bir alta çok eğlenceliydi, güzeldi, sevmiştim. Yani çok yetenekliydi. Main eventer olurdu abi, çok rahat olurdu bence. Sırf kas yapmadı diye bütün potansiyelini harcadı. Harbiden çok sinir oluyorum ona ya. Herhalde Damien Sandow kadar sinir olduğum ikinci şey odur yani. Damien Sandow'un da o kadar potansiyeli var. Dur Matt, dur 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 dur. Matt, senin ağzını yüzünü kıracağım yani. O kadar... İşte bu. Ben Dudley'i hallederim. Oh, Blue Thunder Bomb. Büyük ihtimalle zaten Matt Hardy de Bradshaw'dan dayak yer. Bunu dedim de ağzını yüzünü kırdım Matt yani. Çıkma renkten. Çıkma çıkma çıkma. Yes baba. Bana değil. Ha, renkten çıkmıyor zaten. Nope. Hop. Ekstra efekt için yapıyoruz onu da. Beni yakalayamazsın. DDT. Tornado DDT. Yürü be Matt. Matt'in öyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama yani. Olsun. Genç Matt belki... Farklı bir paralel bir evrendeyizdir arkadaşlar. Belki Matt coşmuştur falan, sinirlenmiştir. Bu hareket yapacağım ulan deyip yapmıştır. Oo, güzel bir neckbreaker. Bu arada Bubba Ray'de gitti. Da konuşurken Bubba Ray gitmiş. Ya benim enzigüreyim yok mu? Neden yapmıyorum bu hareketin? Hangi tur? İşte bu! Enzigüre. Aynen, çık çık çık. Matt bırak, lütfen bırak. Lütfen bırak. Hop 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 hop, bakmıyorum sana, sakın yapma öyle bir şey. Çok fena döverim. Hah, şimdi bak, dövebilirsin beni. Aferin. Tamam, ringten çık şimdi. Bak ringten çık, hala çıkma şansı veriyorum. Çık ringten, ağzını yüzüne kıracağım yoksa. Yürü git lan. Abi Roman Reigns WrestleMania'da onu bile başaramamıştı, şimdi hatırladım. Şey, Triple H headlock takedown yapacaktı Roman Reigns'e. Az kalsın WrestleMania tarihindeki en kötü boşlardan birini yapacaktı yani. En basit güreş hareketini boşluyordu yani. Çok komik olurdu. Güzel, Matt Hardy öldü. Sen bir yere gitmiyorsun. Delikanlı, sen bizde kalıyorsun. Görüşürüz Bradshaw. Tag team partnerinin ölmesine izin verdiğin için teşekkür ederiz. Matt. Yola koyul Matt, yola koyul.
Ben de hemen arkandayım. Haha. Seth Rollins Evil Laugh mı yapsak? Bilmiyorum Seth Rollins nasıl gülmeye çalışıyor. Bilmiyorum, çok komik oluyor o da. Hadi Cep, ne yamaç lan? Slow motion'da çıkıyoruz. İn! Ho! Ho! İnmeyecek sandım bir an. Yeah! Kazananlarınız ve hala dünya tag team şampiyonlarınız Jeff Hardy, Matt Hardy, Team Extreme, Hardy Boys. Kimse anonsörlük yapmıyor, bari ben yapayım dedim yani. Ekstra maaş alırım herhalde. Bir tane daha tag team maçı var. Hatırlarsanız. Bu da Booker T vs. Chris Jericho. Ama şey, Booker T vs. Chris Jericho karşı. Oo, bak bile oyun bana artistik yapıyor, bunu gösteriyor. Bilerek gösteriyor var ya. En sevdiğim şey yavaşlaması. Maalesef büyük, yani çok %90 ihtimalle ISO'dan oluyor da yavaşlama. Şöyle bir problem var. Sanırım dünya üzerinde SmackDown Shutter Mountain sadece 2 tane ISO'su kalmış durumda hani. 2 tane sitede var Shutter Mountain ISO'su. Bir tanesi bozuk. Yani çalışmıyor. İkincisi de bu. Hani birkaç problemi var da çalışıyor genel olarak. Ama cidden hani bulana kadar adam akıllı bir ISO canım çıktı ya. Oyun 2002 yapımlı olduğu için hani 14 yıl abi harbiden. Hani en son torrenti falan 7 yıllık olan oyunlardan bu, çok yaşlı hissettiriyor böyle bir. Bu oyunlarda bir de şeyi vardı Booker T'nin böyle. Fail entrance falan vardı. Alevler patlıyordu, Booker T uçuyordu falan, düşüyordu, yanıyordu falan böyle. Bu şarkı kaç kere yiyeceğiz ya? Kaç kere yiyeceğiz? Tornado Tag Team Table maçı. Hadi bakalım. Oo bravo, Cesaro'dan hareket almış. Evet, tebrik ediyorum ama bu kadar çabuk mu bitireceğiz? Hiç sorun değil benim için. Gel bakalım. Matt, neden bunu yaptın Matt? Jeff. Of. Hayır. Terbiyesiz adam. Biz burada kemerlerimizi korumaya çalışıyoruz, onun yaptığına bak. Ayıp ya. Ayıp. Terbiyesiz. Sinirim bozuldu. Gel. Hayır. Of. Slingshot yapacak sandım. Ay bak, bu kötüyü ben Chris Jericho'ya dalmaya çalışıyorum. Sen yararlanıyorsun durumdan. Senin de ağzını yüzünü kıracağım. Evet Matt. Evet Matt. Yes. Oh yes. Hadi. Hadi sen lan. Abi niye bakıyorsun adama? Yürü git lan. Seni masaya koyacağım. Çekil. Çekil. Sinirimi bozdun zaten sen. Neredeyim? Harbiden Matt'i öldürmeye devam ediyorum. Lüzumsuzca. Elbow. Oh, knee dropmuş lan. Nasıl bir animasyondu o? Bırakın beni, çıkmak istiyorum artık. Acıyın bana. Hadi. Of. Okay. Abi lütfen bir bırakın ya, bir serbest bırakın, ringten çıkmak istiyorum. Oh. Hadi Jeff, daha hızlı gidebilirsin. Daha hızlı Jeff. Yes. Al lan. Çocuk yok sana. Hakem ölüymüş bu arada, yeni fark ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Dur bir masa alayım da. Ulan bir dur. Masa ne ara geldi oraya? Bu oyunda herkesin teleport... Gerçi benim teleport gücüm var, doğru. Sadece ben teleport olabiliyorum veya objeleri teleport edebiliyorum. Aa, ben sledgehammer almışım. O hype var mıydı o masa orada? Nasıl göremedim? Bu arada evet, bak yumruk attın. Bu iki oluyor yani. Yumruk atmadın ama yüzümü kırdın yani. Çekil ulan, yeter. Ayağa kalkmaya izin yok. İkisi de bana doluyor. Abi şaka gibi ya. Bırakın lan peşimi. Hah, sonunda. Polis çağıracaktım yani. Çok işe yarıyor zaten. Görüyoruz haberlerde, polis korumasını alıyorlar sonra.
daha çabuk ölüyorlar falan polis koruyor diye. Nasıl bir şanssız artık. Oyun öyle takılmak, inmeyin daha az önce bana yani takılınca çünkü. Hayır. Oh. No 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 no. Ringin dışına çıkmak istiyorum. Çokmuş, çok şey mi istiyorum? Söyleyin bana, çok şey mi istiyorum? Gel lan buraya. Ben Esibel yapmak istiyorum şimdi. Var ya aslında yakın mesafeden yapabilsem ringin dışına çıkarabilir o hareket. Bir daha zaten hareket sistemi değiştirdiğimde bir tane şey vereceğim kendime. German Suplex vereceğim. Sırf adamları ringin dışına atmak için sürekli. Çılgınca bir suicide dive'di. Yürü git lan. İn aşağı, in aşağı. Ya bir yarım saat inmiyor aşağı. Çok sinir bozucu lan. Metal'in de bir alta yaradığı yok zaten. Orada duruyor, dayak yiyor falan. Ya da önüme geçiyor. Met çekil lan yeter. Bundan sonra Metal'in maçına gireceğim falan. Maçını kaybetmesini sağlayacağım. Yeter abi. Tag team partnerim mi düşmanım mı anlamadım. Sadece bu maçtan da bahsetmiyorum. Hani seriyi yeniyseniz ne bileyim cutscene'lerde saldırıyor bana, bir şeyler yapıyor falan. Delinin teki abi ya. A-o. A-o. Slingshot geliyor. Slingshot geliyor, masanın içinden geçtim. Kevin Owens. Ne anlama geliyor şimdi? Tag team şampiyonluklarını kaybettik mi? Galiba kaybetmedik. Jacob'un müziğiyle ne kadar basit değil mi ya? Böyle arkada da riffler falan tam gelmemiş. Hafif hafif varlar da. Böyle bugünkü versiyonu kadar coşturucu değiller. Neyse bu mantıklı. Neden mantıklı biliyor musunuz? Zaten biz bir tane maç yaptık bundan önce. Ve karşımızdakiler main eventer'lardı yani. Ya da upper mid card'lardı. O yüzden onlara kaybetmemiz mantıklıydı. Güzel, hani aslında harbiden zekice bir booking decision'dı bu bence. Tebrik ediyorum. Oo, işte benim merak ettiğim ve büyük ihtimalle sizin de merak ettiğiniz konu. Artık seçimini yapma zamanının geldiğini düşünüyorum Jeff Hardy. Eğer bana yardım edeceksen lütfen buraya gel ve elimi sık. Resmi olarak Jeff Hardy SmackDown'ı alıyor. Bu her şeyi değiştirecek. Elini dikkatli yere uzat yani. Farklı şeyi tutma yani. Ooo. Rejektivedik mi yoksa acceptivedik mi? Ne? Jeff Hardy? Şimdi Vince McMahon ringi dışına attı ve elimine etti. Jeff Hardy Royal Rumble'ı kazandı. Yeah, Jeff Hardy. Niye elimine etti dedik anlamadım. Ama fuck you Vince. Fuck you. Abi Raw'da o kadar güzel bir kadro var ki. SmackDown'da Big Show'la kapışmaya mı gideceğim? Sen kendini ne sanıyorsun gerizekalı? Ve çok temiz bir cevaptı. Hayır dedi Jeff. Miss McMahon'ın isteğine. Ne kadar küçük düşürücü. Arkasını kollarsa iyi olur. Evet, Miss McMahon bence burada durmayacak yani. Ama harbiden düşünmedim de değil. Çünkü büyük ihtimalle direkt bana da WWE şampiyonluk şansı verecekti ki ben kendim de alabiliyorum o şansı büyük ihtimalle. O yüzden sorun yok. Booker T için varmış, Tori Wilson için varmış. Hareketler, Creator Wrestler 9. Hareket alayım ya. Şunları alalım, neden olmasın. 6 daha hoşuma gitti, neden bilmiyorum.
Sonrasında yeni hareket yapacağım ya, belki bu aldığım hareket listesinden yeni hareket koyarım. Hani bu Booker T'nin kostümünü alıp da ne yapacağım? Zaten onunla oynamıyorum ki. Okey, kaydedelim bakalım. İzlediğin için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da SummerSlam'de herhalde diğer iki bölüme göre daha da normaldi bu yani. Böyle ölmedim falan bir şeyler olmadı. Ve Miss McMahon'a hayır dedik. Gayet temiz bir şekilde. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.